Cahiliye ekonomisinin motivasyonu servet güçtür. Güç devlettir, devlet hakkın ölçüsüdür. Motivasyon bu. Servet güçtür. Ma agna anhu maluhu ve ma kesep. Malı ve kazancı güçtür. Güç devlettir, devlet hakkın ölçüsüdür. Hilf-ül fudulleri ortaya çıkaran soygun düzeniydi. Hilf-ül fudul aslında fadlar paktı demektir. Fadlar sözleşmesi. Üç tane fadl ta Kureyş'ten önce, Cürhümiler döneminde isimleri fadl olan üç kişi bir araya geçmişler, gelmişler ve demişler ki mazlumun hakkını zalimin elinden alacağız. Düşmüşü destekleyeceğiz. Garibanı kollayacağız. Ezdirmeyeceğiz demişler. Bir pakt kurmuşlar. Ve işte ondan sonra birkaç kez kurulmuş. Peygamberimizin de denk geldiği bir tanesi var biliyorsunuz. Abdullah bin Cüd'a'nın evinde böyle bir pakt kurmuşlar. Çünkü eziyorlar. Mazlumu eziyorlar, yoksulu eziyorlar. Biraz güçsüz olanın ekmeğini elinden alıyorlar, ensesine vuruyorlar ve haraca kesiyorlar ortalığı. Güçlüler. İşte hilf-ül fudulleri ortaya çıkaran soygun düzeni, cahiliye şirk ekonomisinin zihniyetini yansıtıyor. Serveti devlet güç edinen kütle. Haşr suresinin 7. ayetini hatırlayın. Evet, o ayete geleceğim için burada geçiyorum. Dinci şirk zihniyeti her şey satılık der. Müşrik zihniyetin zihniyet Kâbesini satar. Nasıl? Beytullah oldu Beytüllat. İçinde 360 tane put vardı derler. Çok ilginç. Ben 360 put olduğu kanaatinde değilim. Yani bunu yuvarlak bir rakam. Belki bunun başka bir simgesel anlamı vardı diye düşünüyorum bu 360'ın. Ama hiç şüphe yoktu ki içine put doldurmuşlardı. Ne diyorlardı? Put galerisi. Ne olursan ol putunu da al da gel. Ne olursan ol gel versiyonuydu bu aslında. Ne olursan ol putunu da al da gel. Niye? Yahu seni seviyoruz. Seni seviyorsak putunu da seviyoruz. Seni niye seviyoruz ama bir sor. Bir sor niye seviyoruz? Paranı seviyoruz. Çünkü ticari bir enstrümansın sen. Buraya gelen ilave bir ekonomik değersin sen. Sen geldikçe burada bizim karımız artıyor. Niye sevmeyelim? Biz çünkü kendimizi seviyoruz, menfaatimizi seviyoruz. Evet, müşrik karışık sever. Çok ilginç. Kâbe'nin içinde ne görüyoruz? Lat, Menat, Uzza. Komşu kabilelerin tamamının putu. Gerçi Kitab-ül Esnam'da Kelbi 26 tane put sayıyor. Ben efendim, yani o kadar putu nereden çıkardılar bilmiyorum. Ama put bu yahu, ne olacak yani? Yazısı yanlış mı gelecek? Bir de sen uydur. Bir de sen uydur değil mi? İmalatta şey mi var, sıkıntı mı var, sınır mı var ki yani? Ama çok ilginç, Kâbe'nin içinde İbrahim'in resmi vardı. İsmail'in resmi vardı. İsa'nın resmi vardı. Meryem'in resmi vardı. Çünkü ilginç değil mi? Şirk karışık sever müşrik. Müşrik karışık sever. Zaten şirk bu demektir. İçinde hak olan batıla şirk denir. İçinde hak olmayan batıla şirk denmez ki, ilhat denir. Onun için karışık seviyorlar. İbrahim de bizim, Lat da bizim. İsmail de bizim, Menat da bizim. Meryem de, İsa da bizim, Uzza da bizim. Nasıl? Gel, gel, gel. Sen de bizimsin, sen de bizimsin, sen de bizimsin. Şirk mantığı böyle işliyor gördüğünüz gibi. Din mi? Din de pazarlık unsurudur. Dinini de satar cahiliye müşriği. Ne sıkıntısı var ki? Pazarlığa tabidir. Ne diyorlardı Allah Resulüne? Bir gün biz seninkine tapalım, bir gün sen bizimkine. Olmadı. Hatta pazarlık açık. Bir gün sen bizimkine tap, biz seninkine bir hafta. Ona da mı hayır diyorsun? Bir yıl biz seninkine tapalım, sen bizimkine bir tecik gün. Bu aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Akidede, imanda pazarlık olmaz. O bir. Bir kazan balın içine bir avuç pisliği attığınız zaman o kazana artık yiyemezsiniz.
İman da böyle bir şeydir işte. İman şirk kabul etmez. Yüzdesi ne kadar olursa olsun. Şirk kabul etmez. Onun için iman pazarlığa tabi değildir. Ama onlar pazarlık içindeler. Çünkü aslında onlarınki iman değil. Hiçbir şeye öyle bağlı değiller. Çizgileri yok, sınırları yok, kırmızı çizgileri yok. Değer yok, değer. Zira ilke yok. İlkesiz toplumlar her şeyi satarlar. Hac, yanmaz kefen yok ama günahsız elbisemiz var. Biliyorsunuz değil mi? Mekke müşrikleri günahsız elbise kiralıyorlar dışarıdan gelen hacılara. Onlardan yüklü bir miktar kila alıyorlar. Bu elbiselerle diyorlardı Kabe'yi tavaf edemezsin. Buranın sahibi biziz, hatta yani sahipsiz falan değil. Beytullah koyduk ama bakma sen öyle koyduğumuzda, sahibi biziz buranın. Peki ne yapacağız? Ya çıplak tavaf edeceksin ya da şu elbiseleri kiralayacaksın diyorlardı. Sektör. Evet, yeni başlamadı gördüğünüz gibi. Yani kefen satma, elbise satmaktan başlıyor.